Geçtiğimiz haftalarda mecliste genel kurulda çok kavga dövüş gördük. Çok gerilim gördük. İç güvenlik yasa tasarısı epey kavga çıkardı. Bu kez mecliste gerginlik Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı. Benimle böyle konuşamazsın başkan. Ne dedim ben? Ne dedin? Bir saniye. Ne demek soldanım benim adıma konuşur? Sizin adını demedim. Ben neyim burada? Evet, saygılı olun. Saygısızlığa bak ya. Benim bir saygısızlık olur mu ya? Bilmiyorum var ya. Oturma 15 dakika ediyorum. Sakin başlamıştı ama bir anda sesler yükseldi. Vekiller ayaklandı. Bu kez mecliste tartışmanın adresi genel kurul değildi. Plan Bütçe Komisyonu'nda gerginlik yaşandı. Ama neden? Yine iç güvenlik paketi görüşmeleri sırasında genel kurulda çıkan kavgaydı. Eğer Mehmet Günal birinin eline dokunduysa, vurduysa istifa etmeye hazır. Görüntüleri çıkar. Yalan söyleyen... Aslında komisyon 33 maddelik torba teklifi görüşmek için toplandı. Muhalefetin teklife itirazları vardı. Bir de hükümet adına Savunma Bakanı'nın komisyona gelmesine tepki. Usul üzerinden tartışma başladı. YSK'nın yetkileri gasp edilmek suretiyle RÜTİK'e devrediliyor burada. Bu torbayla en ilgisiz bakansınız. Çünkü sizi ilgilendiren hiçbir madde yok. Acaba askeri bir baskı gelsin diye mi sizi gönderdiler diye de merak ediyorum. Yani buna hiçbir şey demeyecek miyiz? Milli Savunma Bakanı geldi diye korkacak mıyız? Yani susacak mıyız? Muhalefetin itirazlarına AK Partili Komisyon Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten karşı itiraz geldi. Usulsüz biçimde usul tartışması diye alakasında işte. Şeyleri konuşuyor. Bu sözdür Sayın Bakanım. Söz Meclis Genel Kurulu'nda iç güvenlik tasarısının görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmaya geldi. Bilgiç, MHP'li Günal'ın Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapalı'nın eline vurduğunu savundu. Günal bu sözlere sert tepki gösterdi. Mehmet Günal gürültü çıkardı, doğru. Evet, kürsünün önüne de gittik. O da doğru. Ama hiçbir şekilde elimiz değmedi. Eğer sıkıysan, oradan gücün yetiyorsa istifaya davet ediyorum seni. Var mısın? Bu tartışma yatışmadan HDP'li Asip Kaplan söz talebi üzerinden kürsüye yürüdü. Benimle böyle konuşamazsın başkan. Milletin iradesine saygıyı bu kadar yitirmenizin bir gereği var mı?